bağ enerjileri kullanılarak tepkime entalpisi hesaplanırken e, bununla ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademizde diyor ki kopan bağ enerjileri toplamından oluşan bağ enerjileri toplamı çıkarılır demiş. Et, ne yapıyor Delta H eşittir. Kırılan bağlar eksi oluşan bağlar diyen yani formülümüz bu şekildeydi. O zaman bu durumda birinci ifademiz doğru. Ürünlerin bağ enerjileri toplamından girenlerin bağ enerjileri toplamı çıkarılır demiş. Bu ifademiz yanlıştır çünkü kırılan bağlar dediğimiz yani bunlar girenlerdeki bağları girenlerden ürünlerin bağ enerjilerine oluşan bağların enerjilerini çıkarıyoruz. Kırılan girenler oluşansa ürünleri ifade ettiği için bu ifademiz yanlıştır. Son ifademizde diyor ki tepkimede yer alan madde baş katsayıları kullanmaz. Bu ifademiz de yanlıştır. Mesela diyelim ki tepkimiz şu şekilde. Azot artı hidrojen tepkime giriyor ve iki tane amonyak oluşuyor diyelim. Yani burada azot azot arasında üçlü bağ var. Şurada hidrojen arasında şurası azot. Hidrojen arasında tekli bağ var. Diğer tarafta da diyelim ki şu şekilde amonya da bu şekilde yazabiliriz. Yani burada delta şey eşittir. Kırılan bağlar nedir? Bir tane azot azot üçlü bağ kırılacak. Artı üç tane baş kat sayısı kullanılıyor. Yani üç tane hidrojen hidrojen bağı kırılacak. Ve oluşan Kısma baktığımızda 1, 2, 3 tane burada azot hidrojen bağı var. Bir de başında 2 olduğu için toplam 6 tane azot hidrojen bağı oluşacak. Yani katsayılar kullanılıyor. Bu durumda 3. ifademiz de yanlış olduğu için cevap 1. Yani yalnız 1 ve A aşık olur. Standart koşullarda tabloda bazı bağ çeşitleri ve bu bağlara ait ortalama bağ enerjisi değerleri verilmiştir. Buna göre verilen bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle tepkimizin en talpisini hesaplarsak çünkü yargılarda tepkimenin en talpisi var. Oradan yani şıkları yorumlayabiliriz. Bağ enerjisi verildiğinde tepkimenin entalpisi nasıl hesaplıyoruz? Delta H eşittir. Kırılan bağların enerjisi. Eksi oluşan bağların enerjisi. Evet kırılan bağlar. Eksi oluşan bağlar şeklinde yazabiliriz. Şimdi kırılan bağlara baktığımızda bakın burada bu bileşiğin daha açık faalini çizersek bir tane karbona dört tane hidrojen bağlı. O zaman dört tane karbon hidrojen bağ kırılacak. Klor tekli bağ yapar zaten Gida grubundadır. O zaman başında da dört olduğu için artı dört tane klor klor bağ kırılacak. Eksi oluşan bağlara baktığımızda burada karbon tetraklorü şu şekilde yazabiliriz. Bir tane karbona dört tane klor bağlı. O zaman dört tane Karbon-klor bağ oluşacak. Artı hidroklorik asit şu şekildedir. Başında 4 var. O zaman 4 tane de hidrojen ve klor arasında tekli bağ oluşacak. Buradaki değerlerimizi alıp burada yerine yazıyoruz. Karbon-hidrojen bağı 415. Yani burası 4 çarpı 415. Artı klor-klor tekli bağımız 328. O zaman pardon klor-klor bağı 243. Özür diliyorum. 4 çarpı 243. Eksi karbon klor bağı 328 yani burası 4 çarpı 328 artı karbon şey hidrojenle klor arasındaki bağımız 432 yani burası da 4 çarpı 432. Et evet, 4'ü 415 ile çarparsak 1660 yapar. 4'ü 243 ile çarparsak 972 yapar. Eksi 4'ü 328 ile çarparsak 1312 yapar artı 4'ü 432 ile çarptığımızda 1728 yapar. Öncelikle parantez içlerini toplarsak şu iki sayının toplamı 2632 yapıyor. Eksi şu iki sayının toplamı ise 3040 yapıyor. O zaman bu iki sayıyı topladığımızda şurası 3040. Buradan eksi 408 olarak çıkacaktır arkadaşlar. O zaman bu durumda tepkimeyen tabimiz eksi çıktığı için yani egzotermiktir. ısı verendir. A şıkkı doğru. Sayısal değeri eksi 408'dir. B şıkkı da doğru. C şıkkına baktığımızda 4.8 gram metan gazı tepkimeye girdiğinde 122,4 kilojül enerji açığa çıkar. Bakın bizim tepkimizde metanın başında kaç var? 1 var. Yani bunun anlamı şudur. 1 mol metan tepkimeye girdiğinde 408 Kilojül ısı açığa çıkıyorsa sonra da 4.8 demiş. Bunu da mole çevirirsek. Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi kullanabilirsiniz. 4.8 bölü metanın mol kütlesi. Karbon 12 hidrojen 4 kere 1 4 topladık. 16 yaptı. O zaman 4.8'i 16'ya bölersek 0.3 mol yapar. O zaman bu maddemizden 0.3 mol girdiğinde acaba kaç kilojül ısı açığa çıkacaktır? Buradan x eşittir. 0.3 çarpı 408. Evet 0.3'ü 3'ü 408 ile çarptığımızda buradan bu işlemin sonucu 122,4 kJ olacaktır. O zaman C şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktığımızda tepkimede kopan bağların enerjileri toplama. Bakın kopan bağların enerjileri toplamı 2638. Oluşan bağların enerji toplamı orası da 3040 çıkmıştı. Ondan küçüktür. Doğrudur. E şıkkına baktığımızda tepkimede normal koşullarda 8.96 litre hidroklorik asit gazı oluşması için 40.8 kilojil enerji harcanması gerekir denilmiş. Şimdi e, şu değeri mole çevirirsek bütün gazların 1 mole normal koşullarda 22.4 litre hacim kaplıyorsa kaç mol 8.96 litre hacim kaplar buradan A eşittir 8.96 Böyle 22,4. Böldüğümüzde 0,4 mol yapar. Diyor ki 0,4 mol hidroklorik asit oluşması için 40,8 Kilojül enerji harcanması gerekir. Bakın bizim tepkimizde hidroklorik asitin başında 4 var. Yani şöyle diyebilir miyiz? 4 mol hidroklorik asit için ya da hidroklorik asit oluşurken 408 kilojül enerji açığa çıkıyordu. 0.4 mol hidroklorik asit oluşurken kaç kilojül enerji açığa çıkar? Deyip buradan B eşittir. 408 çarpı 0.4 bölü 4. Şuradan sadeleştirme 0.1 ve bu işlemin sonucu 40.8 kilojül çıkar. Bakın sayısal kısmı doğru ama burada enerji açığa çıkması lazım. Harcanması gerekir ifadesi yanlış. Yani şurası yanlış olmuş. Enerji açığa çıkar demesi lazımdı. Bu durumda cevap eşik olacaktır. Yukarıda verilen tepkime denklemleri ve tepkime ısıları ile ilgili yargılanan hangileri yanlıştır diye sorulmuştur arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki delta h değerleri bağ enerjilerini ifade etmektedir denilmiş. Evet arkadaşlar bakın burada oksijen oksijen arasındaki bağ kırıldığında 498 kJ enerji gerekiyor. Yani burada bağın kırılması için gereken enerji bağ enerjisidir. Yine burada azot arasındaki bağlar kırılıyor. Flor arasındaki bağlar kırılıyor. Bu doğrudur. Bağ kuvvetleri arasındaki ilişki bu şekildedir demiş. Yani burada sayısal olarak baktığımızda en büyük değer kimde? Azot o zaman bağ kuvveti en büyük azot. Daha sonra oksijen daha sonra flor. Bu da doğrudur. Azot molekülü oluşurken açığa çıkan enerji oksijen molekülü oluşurken açığa çıkan enerjiden küçüktür diye sormuş. Şimdi burada bağ kırılması var. Bunun tersini düşünürsek oluşumu düşünürsek oksijen oluşurken hani eksi 498 olacak da tepkimeyi ters çevirsek burası işaret değiştirecek için. Yani oksijenden 498 kJ enerji açığa çıkıyor. Bu tepki de ters çevirsek eksi 946 kJ yapar. O zaman bu durumda azot oluşurken açığa çıkan enerji yani 946 daha büyüktür. Yani eksi matematiksel olarak bu eksi yani eksi matematiksel olarak düşünmüyorsunuz. Eksi demek açığa çıkan enerji demektir. Yani buradan 946 kJ enerji çıkıyor. Buradansa 498 kJ enerji açığa çıkıyor. O zaman bu ifademiz yanlıştır. Bu durumda cevap yalnız 3 ve C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi azot azotun enerjisi 160, azotlar arasındaki tekli bağ 160, üçlü bağ 946, azotla hidrojen arasındaki yeni tekli bağ 391 diye verilmiş. Bu durumda diyor ki azot hidrojen bağı. Azot azot tekli bağından daha sağlamdır. Evet bakın burada gereken enerji bu bağı kırmak için gereken enerji 391'dir. O zaman bu durumda bu bağ daha sağlamdır. Doğrudur. Azot azot üçlü bağ, azot azot tekli bağından daha uzunur demiş. Atomlar arasındaki bağ sayısı arttıkça birbirlerine çekmeleri daha fazla olacağı için bu durumda bağ daha kısa olacaktır. Yani bu ifadenin tam tersi doğru da. Tekli bağ üçlü bağdan daha uzundur demesi gerekirdi. Azot atomlarından 2 mol azot azot bağı oluşurken 320 kJ ısı açığa çıkar. Evet bakın buradan azot azot tekli bağı 160 denilmiş. O zaman şöyle olur. Yani azot artı azot tepkimeye girdi. Ve azot azot arasındaki tekli bağ. Buradaki delta açımız kaç? 160. Bakın bağ oluşma egzotermiktir. Bağ oluşma. Buradan ısı açığa çıkacaktır. Yani bu maddemizden 1 mol oluştuğunda 1 mol azot azot tekli bağ oluşurken 160 kilojül ısı açığa çıkıyorsa 2 molden kaç çıkacaktır? 162 ile çarparsanız 320 kilojül yapar. O zaman C doğrudur. 1 mol azot hidrojen bağını atomlarına ayırmak için 391 kilojül enerji gerekir. Evet azot hidrojen bağı 391'de bağ kırılması endotermiktir yani enerji gerekir. Bu ifademiz de doğrudur. Eşit mollerdeki azot, azot üçlü bağını kırmak için gereken enerji. Evet kaç? 946. Azot hidrojen bağını kırmak için orası da 391. Gereken enerjiden büyüktür demiş. Evet 946, 391'den büyüktür. Son ifademiz de doğrudur. O zaman burada yanlış olan B şıkkıdır arkadaşlar. Hidrojen bromür bağının enerjisi 366 kJ bölü moldür denilmiş. Buna göre tepkimelerinden hangilerin en 366 kJ bölü mol değerine sahiptir demiş. Arkadaşlar bunu şöyle yorumlamanız lazım. Bakın hidrojen atomuyla brom atomu tepkimeye girecek ve buradan hidrojen bromür oluşacak. Bu tepkimenin en sayısal olarak 366'dır. Çünkü bağın enerjisi 366 olarak verilmiş. Arkadaşlar burada bağ oluşumu egzotermiktir. Yani bu tepkimeyi bu şekilde yazarsanız burası eksi 366 kilojil böyle mol olur. O zaman e, 366 alırsak bu tepkimeyi ters çevirirseniz bakın hidrojen bromür. Tepkimeye girdiğinizde hidrojen ve brom oluşursa bu tepkimenin delta h'ı da kaç olur? Artı tepkimeyi ters çevirmişiz işaret değiştirerek 366 kilojil böyle mol olacaktır. O zaman aradığımız tepkime budur arkadaşlar. Bakın ya yani şu olmaz. Yani hidrojen bromür burada suda iyonlaşmış. Yani bizim aradığımız tepkime bu değildir. Çünkü atomlar böyle atom oluşması lazım. Yine bu da olmaz. Niye olmaz? Burada hidrojen hidrojen arasında ve brom brom arasında bağ olduğu için bu tepkime delta h'inde ne yaparsınız? Delta h eşittir. Yani hidrojen bromür kırılan bağ eksi hidrojen hidrojen tekli bağ artı brom brom yani kırılan bağ eksi oluşan bağdan. Yani şunların da sayısal bir değerleri olacağı için burası 366'dan farklı çıkar. Yani şurada sadece bu maddemizi aldığımız için ikinci de Şunlar sıfır atomik halde olduğu için. Burası ne olacaktır? 366'ya eşit olacaktır. Yani burada aradığımız cevap yalnız 2 ve B şıkkıdır arkadaşlar. Oksijen molekülünün bağ enerjisi 498 kilojüldür demiş. Buna göre yargılanan hangileri de doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Oksijen molekülünün oluşum tepkimesi bu şekildedir demiş. Evet bakın iki tane oksijen tepkimeye girdiğinde yani oksijen oksijen arasında ikili bağ oluştuğunda enerjimiz 498 olduğu için ve bağ oluşumu egzotermik olduğu için ısı ürünler tarafında olacak. Bu ifademiz doğrudur. 0.2 mol oksijen molekülünü atomlarına ayrıştırırken 99.6 kilojül enerji gerekir demiş. Bakın bu tepkimenin tersini yazarsak şu şekilde olur. Oksijen atomlarına ayrışırken Tabi enerji de burada olur. 498 kJ. Enerji gerekir. Yani bu oksijenin başında şu an 1 var. Şöyle bir denklem kurabilir miyiz? 1 mol oksijen tepkimeye girerken ayrışırken 498 kJ enerji gerekiyor. Endotermiktir. O zaman 0.2 mol oksijen tepkimeye girerken kaç kJ enerji gerekir? Buradan 0.2 498 de çarparsak bu işlemin sonucu 99.6 kJ olacak. Evet bakın enerji gerekecek. Bağ kırılması endotermik enerji gerektiren bir durumdur. İkinci ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda oksijen atomları oksijen molekülünden daha yüksek enerjidedir demiş. Bu ifademize de bakın şöyle düşünebilirsiniz. Oksijenler tepkimeye giriyor oksijen atomları ve oksijen molekül oluşurken 498 kilojoule enerji açığa çıkıyor. Demek ki şu maddenin enerjisi atomlardan daha düşük. Çünkü enerjinin bir kısmı açığa çıkmış. Yani şöyle olur bu tepkime. Oksijenler şurada iki tane oksijen tepkimeye girdiğinde Oksijen molekülü oluşur. Yani egzotermik olduğu için bunun enerjisi daha düşük olması lazım. Bu durumda oksijen atomları daha yüksek enerjilidir ifadesi doğru olacaktır. Bu durumda cevap hepsi yani eşik olacaktır. Bağ oluşumu egzotermik bir olayken bağ kopması endotermikte diye bir bilgi verilmiş. Bu bilgiye göre olaylardan hangilerinin sonucuna dışarı ısı verilir diye sormuş. Arkadaşlar ısı verilir mi dedi. Yani egzotermik ısı veren. O zaman ısı vermesi için ne olması lazım? Bağ oluşumu olması lazım. Bakın burada iki tane brom atomu birbirine bağlanmış. Burası bağ oluşumudur. O zaman egzotermiktir. Burada iki tane hidrojen ne yapmış? Hidrojen atomlarına parçalanmış. Bağ kırılmasıdır. O zaman burası endotermiktir. Yine burada azotlar arasında üçlü bağ var. Üçlü bağ kırılmış. Azotlar birbirinden ayrılmış. Yine burada bağ kırılıyor. O zaman bu da endotermiktir. Bu durumda cevap yalnız bir ve aşık olur arkadaşlar. Verilen tepkimenin entalpisini hesaplamak için aşağıdaki bağ çeşitlerinden hangisinin enerjisini bilmeye gerek yoktur diye sorulmuş arkadaşlar. Bağ enerjisi hesaplarken ne yapıyorduk? Delta H eşittir. Kırılan bağlar. Eksi oluşan bağlar formülden hesaplıyorduk arkadaşlar. Yani kırılan bağlar kısmına baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane karbon hidrojen bağı görüyoruz. Artı şurada karbon karbon arasında ikili bağımız var. Klor klor arasında tekli bağımız var. Bunlar girenler kısmındaki kırılan bağlarımız oluşan bağlarımıza baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane karbon hidrojen tekli bağına ihtiyacımız var. Şurada 2 tane karbonla klor bağımız var. Artı bir tane de karbon karbon arasında tekli bağımız var. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz şurada 4 tane karbon hidrojen bağımız var. Burada da 4 tane karbon hidrojen bağımız var. Tabi arada eksi var yani bunlar birbirini götürür. Yani karbon hidrojen bağını bilmeye gerek yok. Çünkü birbirini götüreceklerdir. Ama karbon karbon ikili bağını bilmenize gerek var. Klor klor arasındaki tekli bağı bilmemize gerek var. Karbon klor bağı oluşacağı için bunu da bilmeliyiz. Karbon karbon arasında tekli bağ var bunu da bilmeliyiz. Ama buna gerek yok çünkü girenlerde ve ürünlerdeki bağ sayısı eşit. Yani 4 tane karbon hidrojen bağı olduğu için cevap D şıkkıdır. Yukarıda açık formülü verilen maddeler arasında bu tepkimemiz gaz fazında gerçekleşmektedir. Buna göre bu tepkimenin ısısı kaç kilojüldür diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bağ enerjisiyle tepkime entalpisi hesaplarken şöyle yapıyorduk. Delta H eşittir. Kırılan bağlar. Eksi oluşan bağlar diyorduk. Şimdi burada kırılan bağlarımıza baktığımızda bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tane azot hidrojen bağı kırılacak. Artı şurada karbonla azot arasında tekli bağımız var. Ve iki tane, iki tane karbonla azot arasındaki tekli bağ kırılacak. Artı şurada bir tane karbonla oksijen arasında ikili bağ var. O bağımız kırılacak. Artı bakın şurada su var. Suyun yapısında iki tane oksijen hidrojen bağ görüyoruz. Ve bunlar başında iki olacak. iki tane olduğu için iki tane oksijen hidrojen bağı kırılacak. Eksi oluşan bağlarımıza baktığımızda bir, iki, üç tane azot hidrojen bağı var. Tabi başında da iki var. O zaman altı tane azot, hidrojen bağı oluşacak. Artı 1, 2, 2 tane karbon, oksijen ikili bağımız oluşacak. Evet sayısal değerlerimizi buradan alıp yerine yazıyoruz. 4 tane azot, hidrojen bağı. Evet burası 400. Yani şurası 4 çarpı 400. Artı karbon, azot arasındaki tekli bağ 300. Yani burası da 2 çarpı 300. Karbon oksijen arasındaki ikili bağımız 720. Artı oksijen hidrojen bağımızda 470. Yani burası da 2 çarpı 470. Eksi oluşan bağlarımıza baktığınızda 6 çarpı azot hidrojen bağımız 400. Artı karbon oksijen bağımız ikili olan 720. Yani burası da 2 çarpı 720 olacak. Evet buradan işlem yaptığımızda yani bu sayılarımızı çarparsak 4 çarpı 400'den 1600. 2 çarpı 300'den 600. Burada 720'miz var. 2'yi 470 ile çarparsak 940 çıkacaktır. Eksi 6'yı 400 ile çarptınız. 2400. 2'yi 720 ile çarptık. Burası da 1440 yaptı. Evet buradan öncelikle şu sayıları toplarsak burası 3860 yapıyor arkadaşlar. Eksi şurası ise 3840 yapıyor. O zaman bu işlemin sonucu artı 20 olarak çıkacaktır. Bu durumda cevap değişik olacaktır arkadaşlar. Yukarıda verilen denklemlere göre normal koşullarda 4.48 litre hidrojen florür gazının verilen bu tepkime göre elementlerine ayrışması sonucundaki entalpi değeri kaç kilojildir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu HES yasası çözer gibi çözebilirsiniz. Öncelikle şu bağları bir kapatalım. Bakın burada birinci tepkimizi şu şekilde yazabilirsiniz. Yani bu tepkime şöyle yazılabilir. Flor. iki tane flora parçalanıyor. Peki entalpisi kaçtır? Entalpisi ısı yani enerji girenler tarafında olduğu için endotermik yani artı 158 kilojüldür. İkinci tepkimeyi de şöyle yazabiliriz. İki tane hidrojen. Şurada hidrojen molekülüne dönüşüyor. Bu tepkimenin entalpisi ise egzotermik olduğu için eksi 436'dır. Üçüncü tepkimeyi ise şöyle yazabiliriz. Hidrojen florür Hidrojen artı flor atomuna parçalandı da girenler tarafında olduğu için burası da artı 567'dir. Şimdi istenilen tepkime de bakın. Hidrojen flörden iki tane olsun diyor ve girenler tarafında olsun. O zaman biz bu tepkimeyi iki ile çarparsak. Bakın şöyle olur. iki tane hidrojen flörür. iki tane. Şurayı da iki ile şurayı da çarptık. iki çarptık. hidrojen artı iki flör olur. Bu tepkime iki ile çarptığımız için entalpi de 2 ile çarpıyoruz. O zaman değer taşımız 1134 olur. Şimdi istenilen tepkime de bakın hidrojen e, Ürünler tarafında olsun bir tane olsun diyor. Evet hidrojenin yeri doğru sayısı doğru. Herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. İkinci tepkimeye uygulanıyoruz. İki tane hidrojen hidrojen moleküle dönüşmüş. Değer taşımız kaçtı? Eksi 436 idi. Şimdi flor ürünler tarafında olsun diyor. Bakın flor burada. O zaman bunu ters çevireceğiz bu tepkimeyi. Ters çevirdiğimizde şöyle olur. İki tane flor flor moleküle dönüşmüş. Tepkimeyi ters çevirdiğimiz için entalpi işaret değişti Eksi 158 oldu. Şimdi bu üç tepkimeyi taraf tarafa toplarsanız bakın hidrojenler ve florlar birbirini götürecek atomik olanlar o zaman iki tane hidrojen florür flor artı hidrojene dönüştü. Şimdi tepkimeyi elde ettik. Peki bu tepkimenin tepkisi kaçtır? Delta Şu 3 sayıyı toplarsanız 540 yapar. Şimdi arkadaşlar bizim tepkimemizde bakın şu maddemiz Hidrojen florun başında 2 var. Yani bu maddemizden 2 mol tepkimeye girdiğinde en talibimizin değeri 540 kilo. Sonra da diyor ki 4.48 olursa bunu da bir mole çevirirseniz bütün gazların 1 molü normal koşullarda 22.4 litre ise kaç mol? 4.48 litre olur. O zaman buradan x eşittir. 4.48 bölü 22.4 böldüğümüzde 0.2 mol olur. Yani diyor ki bu maddemiz 0.2 mol olduğunda en tatilimiz kaç? Buraya da Y kilojül diyelim. O zaman buradan işlem yaptığımızda Y eşittir 0.2 çarpı 540 böyle 2. Evet şuradan sadeleştirirseniz 0.1 yukarıda kalır. Bu işlemin sonucu da 54 kilojül olarak çıkar. Bu durumda eşit olur arkadaşlar.